Tekrardan herkese merhabalar. Şimdi arkadaşlar, hangi harfleri anlatacağım? Şu birbirine benzer harf gruplarını birlikte görelim. Hangileri mesela işte? H harfimiz, H harfimiz, C sesimiz, ve Ç sesimiz. Cim ve Çim harflerimiz arkadaşlar. Son olarak da H harfimiz var biliyorsunuz. H harfimiz var. Şu şekilde iki tarzda, değil mi? H harflerimiz var. Bunlardan bir bahsedelim birlikte. Şimdi biliyorsunuz bunlar zaten dördü birbirine benziyor. Arkadaşlar bu harflerin her birinin cümle içerisinde, pardon, kelime içerisinde yazılırken sondalarsa kendileri gibi yazılırlar. Yani gördüğünüz gibi. Ancak başa ve ortaya geldiklerinde durum değişiyor. Ne gibi oluyorlar? İşte başa geliyorlarsa eğer şayet bu şekilde, hepsi bu şekilde, sadece noktalamalar konur. Noktalamalar konur. Eğer ortaya geliyorlarsa da yine aynı şekil alır. Ama şuradan bir ok çıkar. Diğer harfle birleşmesi için arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde olur. Şimdi örnek verecek olur isek eğer. Şunları bir sileyim. Örnek yazacağım çünkü. Örnek verecek olursak bunlara. Mesela hazır diyelim, hazır. Buraya bir hazır örneği verelim. Nasıl yazarız bunu? H harfimizin elifle birleşmesi lazım, değil mi? Bir zat harfimiz ve rar harfimizin olması lazım. Zat olduğunu da üstteki noktasından anlamam lazım. Nedir bu? Hazır yazılış arkadaşlar. Peki mesela C ile ilgili, pardon, H ile ilgili haberci yazalım. Haberci. C sesinde görmüş olacağız bu şekilde. Haberci yazdık arkadaşlar. H harfimiz, rar sesimiz, C sesimiz ve Y sesimiz var. Ne yazdık? Haberci yazdık. Mesela Ç sesiyle ilgili ne yazabiliriz? Çocuk yazalım. Evet, gördüğünüz gibi başa geliş halleri bu şekilde. Ç sesiyle ilgili, bu arada Ç sesiyle ilgili yazmışım zaten. C sesiyle ilgili yazmışım. Yani bu çocuk olmadı burada. Çocuk yazmış olmam gerekiyordu, değil mi? Cacık yazalım, cacık arkadaşlar. C sesine ihtiyacım var. Elifle birleştiğinde ca olacak. Bir C sesine daha ihtiyacım var. Sonrasında
Kafa ihtiyacım var, değil mi? Arada da bilgiye ihtiyacım var. Evet. Bu şekilde gördüğünüz gibi yazılışları böyle arkadaşlar. Mesela C ile ilgili cüce yazabiliriz. Cü. Evet. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? Yazabiliyoruz. Ç sesiyle ilgili mesela çocuk yazmıştık az önce. Değiştirelim. Değiştirelim. Ne yazalım? Çorba yazalım arkadaşlar. Olmadı bu. Evet. Çorba yazılışı bu şekilde. Genel itibariyle anladığınızı düşünüyorum. Çeşme yazalım mesela. Ç sesine ihtiyacım var, değil mi? Şın harfine ihtiyacım var. Arada bir mim olması lazım. Onun da H ile birleşmesi lazım. Şının noktalarını koyalım. Ç'nin noktalarını koyalım. Evet. Çeşme yazılışı bu şekilde. Şimdi sona geldiklerinde aynı şekildeler arkadaşlar. Başa geldiklerinde bu şekildeler. Ortaya geldiklerinde de zaten başta gösterdim. Şimdi gelelim H harfimize. H sesimize. H sesimize örnek verelim beraber. Sonda da yapmıştım. Burada da yapalım. Bir Q harfine benzer şekilde arkadaşlar, değil mi? H sesimiz. H sesimizin ortaya gelmiş hali ise bir fiyonku andırıyor arkadaşlar. Şu şekilde. Bu ortaya gelmiş hali. Fiyonk görüyorsanız bu H sesinin ortaya gelmiş halidir. Zaten başta da kelime bu şekilde başlar ve devam eder. Arkadaşlar başa gelmiş hali de bu. Sonda tek başınadır. Sonda tek başınadır. H harfi, buradaki H harfi ise sonda yine bu şekilde görüntü sağlar. Peki, bununla ilgili örnek verecek olursak, mesela hiç diyelim, başa gelsin, değil mi? Başa gelsin önce arkadaşlar. Evet. H, Y ve Ç harflerinden oluşuyor. Nedir bu? Hiç. Peki. Şey diyelim. Hep diyelim mesela. Hep. H sesi ve P sesimiz var arkadaşlar. H sesi ve P sesimiz var. Evet. Göründüğü üzere H sesinde ortadaki ve baştaki halini görmüş olduk. İki tane de bununla ilgili örnek çözmüş olduk arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Kolay gelsin.